Bayramın son günleriydi sevgili izleyenler. Biz istedik ki yurdun dört bir köşesinden rengarenk görüntüler gelsin. Fakat gerek trafik kazaları gerek de işte bu facia yakamızı bırakmadı. Antalya'da böyle bayramın son günlerinde bir teleferik faciası yaşandı. Teleferik bir direğe çarptı, paramparça oldu. Bunun sonucunda e, paramparça olan teleferikten bir kişi düşerek hayatını kaybetti. Acı ve feci bir şekilde 174 kişi de Manzaranın tadını çıkarmak için, bayramı keyifli bir şekilde geçirmek için bindiği o teleferikte saatlerce mahsur kaldı. E bunun üzerine, bu facianın üzerine bir dava devam ediyor. Sanıklar hakkında istenen cezalar artık belli. İddianame 36 sayfa. İhmaller zinciri ise tek tek sıralandı. Tutuklu yargılananlardan biri de Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz. Onunla birlikte 5'i tutuklu 12 kişinin 27 yıla kadar hapsi isteniyor. Efendim çok geçmiş şey olsun. Kurtulduklarına böyle sevinmişlerdi. Çok zor anlatılmaz bir şeydi yani. Antalya'daki telefelik kazasında 36 sayfalık iddianame artık hazır. Kusurlu bulunan 12 kişi 27 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanacak. Evet. Kazayla ilgili iddianamede 12 şüpheli yer alıyor. Onlardan 5'i cezaevinde, Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de var. İddianamede ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Kazanın teleferik direğini tutan civataların kopmasıyla meydana geldiği belirtildi. O civatalar sıkı değildi, hatta elle bile çevrilebilir durumdaydı. Civataların üzerinde korozyon da tespit edildi. İddianamede tutukluluğuna yapılan ikinci itirazın da reddedildiği Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'e kadar telefelik istasyonunu işleten firmada genel müdür olduğu vurgulandı. İmza yetkisini devretmiş olmasının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına dikkat çekildi. Kocagöz'le birlikte 7 kişi astı, 5 kişi de tali olarak kusurlu bulundu. İddianamede işleyişteki eksiklikler de yer aldı. Şirkette mekanik bakım görevlisi olarak işe başlayan kişinin asıl mesleği garsonluktu. Diğer bir bakım görevlisinin de bakım konusunda ne bir eğitimi vardı, ne tecrübesi. Kaza dosyasına bilirkişi raporunun da eklenmesinin ardından 36 sayfalık iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. 12 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede 150 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı. 27 yıla kadar hapisleri istenen sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. O açıklamayı paylaşacağız şimdi sizlerle. Tebliğ ile KDV oran artışı yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır. Hali hazırda KDV oranlarında artış yapılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktır açıklaması geldi sevgili izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamanın detayları yansıyacak ekrana. KDV oranlarının artırılacağı iddia edildi. Bakanlıktan yanıt gecikmedi. Sembolik husus olarak gör Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında son günlerde KDV ile ilgili yapılan tebliğ düzenlemesinden hareketle KDV oran artışı yapıldığı, mal ve hizmetler itibarıyla KDV oranlarının belirlendiği listeler arasında kaydırma yapılarak oran artışları yapılacağı yönünde haberler olduğu belirtildi. <laughs> Bakanlık açıklamasında KDV Kanunu'nun verdiği yetki çerçevesinde KDV oranları günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir denildi. İddialar yalanlandı. Açıklamada mal ve hizmetler itibariyle hali hazırda 3 farklı oran uygulanmaktadır. Temel gıda maddelerinin yer aldığı bir sayılı listedeki mallar için oran %1'dir. Yeme içme, sağlık, eğitim, tekstil, konaklama gibi bazı mal ve hizmetlerin yer aldığı 2 sayılı listedeki mallar için oran %10'dur. Bu iki listede yer almayan mal ve hizmetler ise genel oran olan %20'ye tabidir denildi. Bunu sadece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek paylaşımında yayınladığımız KDV tebliği KDV artışı olarak yorumlanmış. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan hatalı uygulamaların önüne geçmek için tebliğ ile sadece açıklama yapılmış olup KDV oranı artırılmamıştır ifadelerine yer verdi.